arkadaşlar. Erdem Bey nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Oo maşallah oldu gelmişsiniz ya. Evet, siz efendim neler yapıyorsunuz? Vallahi ne yapalım? İşte Mardin'le uğraştık biraz. Oo. Fabrikamızı bitirdik. Gül yağı ve gül suyunu üretimine bu sene başladık. İnşallah 2022'de pik noktasını yaşayacağız. Memlekete, ülkemize bir eser bırakmanın heyecanını da yaşıyoruz. Gurur duyduk. Şimdi yeni Berdan Mardini ve Mardini markasıyla kozmetik ürünleri üretmeyi planlıyoruz. İnşallah senin sonuna kadar da onları getireceğiz. Kolonyalarınız benden. Eyvallah. Normalde, parfümler de benden. Normalde bu dönemde hasat dönemiydi de pandemi döneminde zor süreç yaşadınız mı siz de? Neler yaşadınız bu dönemde? Vallahi pandemi sürecinde işte Covid-19 Allah'ın bir daha böyle nasip etmesin ve bir an önce geçsin istiyoruz. Ama oturuyoruz yani, bir şey yok şu anda. Ne bir konser, ne bir düğün, ne bir televizyon programı. Tabii ki zor günler yaşıyor muyuz? Yaşıyoruz. Hani madden yok, şu bana yeter, bu kadar param var falan gibi bir durumumuz yok. Biz hem yatırım yapıyoruz hem de bir sürü istihdam sağlamaya çalışıp ailemizi geçindiriyoruz. Dolayısıyla zor bir dönem arkadaşlar. Yani hepimiz sıkıştık evet. Yani şu anda. Fabrikada peki hani hasat dönemine tam denk geldi. Orada son durum nasıl? Çünkü işler durdu bazen, sonrasında zor süreçler gelişti. Sizin nasıl geçti bu fabrika durumu? Bizde de zor geçti. Toparlamaya çalışıyoruz. İnşallah kısmet olursa, işte demin bir arkadaşımızla oturduk konuştuk. Yeni bir iş ortaklığı yapmayı planlıyoruz. Biraz inşaat sektörü, biraz kozmetik işte. Ama hani zor bir dönem, zor bir durum. Bunun içinden çıkmaya çalışıyoruz hepimiz yani. Yani hasatı toplarken de güzel videolar da çekip sosyal medyada paylaştınız aslında. Doğru. Onun hakkında neler söyleyeceksiniz? Yani şöyle, köyde bir yatırım yapmak bizim için çok mutluluk vericiydi. Bu yatırımın dışında şu an yeni şarkılar hazırlıyorum. Biliyorsunuz ben hem Kürtçe şarkılar hazırlıyorum hem Türkçe şarkılar hazırlıyorum. İki tarafa da hitap ediyorum. Gerçi bu sosyal medyada farklı bir camia da. Şimdi onu yapıyorsun, oradan küfür yiyorsun. Bunu yapıyorsun, buradan küfür yiyorsun. Dolayısıyla yaşamaya çalışıyoruz. İyi olmaya çalışıyoruz. Allah kısmet ederse de geçsin istiyoruz bu dönem, bu süreç inşallah. Bir an önce konserlere, düğünlere, festivallere başlayalım. Evde peki nasıl vakit geçirdiniz, neler yaptınız? Çünkü birçok sanatçı ekmek yaptı, resimler çizdi. Evde kilo aldım bol bol. Ben lahmacun yaptım. Yemek yaptım, kebap yaptım, oturdum. Evimin altına bir sahne kurdum. Bırakmamak için çalışmaya çalıştım. Şarkı söylemeye devam ettim. Onun dışında dolayısıyla yapacağım antrenmanlar yaptım. Mesela 4 ay, 5 ay geçti arkadaşlar. Hiçbir şekilde hiçbir şey yapmadık. Ben de antrenman yapmaya çalışıyorum. Yeni şarkılar hazırladım yine. Onları Ceylan'ın sanırım diye. Evet, melodiyle güzel bir Sen Var Ya Sen cover yaptık. Şimdi yenisini yapacağım. Benim de Ceylan çok kıymetli bir arkadaşım. Onun kızıyla biz bir düet yaptık. O gitti. Şimdi sıra yeni şarkılarda Allah izin verirse. Yani hem sanat, şarkı hem de ticareti bir arada yürütüp bizim derdimiz artık şu kadar para kazanalım, bu kadar para kazanalım değil. Standartımızı koruyup istihdam olarak etrafımızdaki insanlara nasıl bir yer açabiliriz, nasıl paylaşabiliriz diye düşünüyoruz biz sadece. Aynen öyle. Erdem Bey, sıcak bir soru da sormak istiyorum. Evet. Olursa. Bugün bir açıklama oldu, Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması oldu. Twitter, sosyal medya mecralarına bir kısıtlama gelebilir. Herkes önüne gelen küfür ediyor veya hakarette bulunuyor. Bununla alakalı siz de hani bir sanatçı olarak, bir sanatçılar da bu konudan müzdarip. Birçok kişi, yani seveniniz var, sevmeyeniz var. Hani yani rahatlıkla eleştiride buluyor insanlar ve hakarete varan eleştiriler. Sizin bu konuda düşünceniz ne acaba? Bir de hani zor bir şeyde yorumlarda bulundular. Size hakaret yorumları oldu mu? Ya da hiçbir yoruma dava açmayı düşündünüz mü? Şimdi bana da oldu. Bu müptezeller var. Bu şerefsiz namussuzlar var. Bu şerefsiz namussuzlar her sene bir moda çıkartıyor. Bir moda içerisinde artık insanları bırakmışlar. İnsanların karılarına, kızlarına, namuslarına küfür ediyorlar. Bana göre ben yasa çıkartırım, bunları asarım. Cumhurbaşkanımız bu konuda çok haklı. Çünkü her önüne gelen, biliyorsunuz ilk siyasilerde de yine en başta Binali Bey'in ailesiyle başladılar. Sonra Selahattin Demirtaş'ın eşine, sonra şimdi bugün
yine Cumhurbaşkanımızın kızına, Berat Bey'in eşine. Bu müptezel, şerefsiz, namussuzlar bunu artık moda haline getirmişler. Bence devletimizin, hükümetimizin bunları yanlarına bırakmaması gerekiyor. İnsan, ben sosyal medya dedikleri bana göre bir benamus medya haline dönmüş yani. Böyle bir namussuzluklar ortaya çıkmış. Biz Türkiye'de yaşıyoruz. Kültür seviyemizi, örf adetlerimizi ve kural çerçevelerimizi bilerek demokratik bir şekilde yaşamayı planlıyoruz. Bizi kim ilgilendirmiyorsa, hakaret ve küfür etmiyorsak, o insanın da benim karıma, kızıma bakın, benim karım, eşim sosyal medya kullanmıyor. Niye biliyor musunuz? Ben sırf bu yüzden kullandırtmıyorum. Ailemdeki çocuklarıma da kullandırtmıyorum. Niye? Bu yüzden. Ama eğer böyle kurallar, kanunlar gelse, bunlar rahat rahat senin namusuna, şerefine küfür etmeseler, herkes kullanabilecek. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımıza katılıyorum ve inşallah bir an önce yapılması gerekenler kanun teklifi olarak meclisten geçer de bu müptezel, şerefsiz, namussuzlar bir daha böyle işler yapmasınlar. Yani bir insanı sevmeyebilirsiniz, eleştirebilirsiniz, saygıdır, kim olursa olsun. Yani bu bir bakan da olsa, bu bir sanatçı da olsa. Hadi onu eleştirdin, ona küfür ettin. Ya sen onun karısına, çocuğuna, daha doğmamış, yeni dünyaya gelmiş çocuklara, milletin karısına, namusuna nasıl kolayca küfürler edebiliyorsun, hakaret edebiliyorsun? Ya çok zorum. Ya benim çok zoruma gidiyor açıkçası. Kesinlikle. Peki yani son olarak da Bodrum'da faiz fiyatlar çok konuşuldu. 1000 liraya şey kantar olsun, 350 liraya gitme kardeşim olsun. Gitme yani. Allah, ben illa kazık yemek istiyorum diyorsan git, sıkıntı yok. Yani faiz rakamları şöyle değerlendirelim. Keşke öyle olmasa ama serbest piyasa görüyorsunuz arkadaşlar. Yani bu piyasada sanki İzmir'de ve tatil bölgelerinin hepsinde 500 liraya döner satıyorlarmış gibi bir hava yaratılıyor. Böyle değil. Şimdi gitmek isteyen bakacak, burada bu kadar, ben yiyeceğim bunu diyecek. Yani ben zenginim kardeşim, kazık yemek istiyorum diyorsa gitsin yesin. Ama değilse de yemesin. Başka yerler var. 50 liraya var. Yani kimi ayakkabı var 10 bin lira, kimi ayakkabı var 3 lira. Alıyorsun, ikisini de giyebiliyorsun. Doğru mu? Dolayısıyla ben eleştirilebilir ama yine hakaret seviyesine gelmemesi lazım. Bu bir, bence serbest piyasaya dönmüş. Çünkü işler de çok kötü durumda. İsteyen yesin, saygımız var. İstemeyen yemesin, ne diyelim yani. Ha? Yani şimdi bu sanatçı var ya, bu. Bu işte şu villada oturuyor, şu arabaya biniyor. Biniyor kardeşim, ne yapalım yani. Şimdi adama küfür mü edelim? Niye bu arabaya biniyorsun, niye şöyle yapıyorsun? Dolayısıyla ekonomik şartların biraz daha düzelmesi, biraz daha düzgün olması, ki şükürler olsun şu anda daha da iyiye gidecek Allah izin verirse. Siz yediniz mi Bodrum'da? 350 liralık döneri yemedim. Yemediniz mi? Yok. Bak demek ki siz demişsiniz ki biz kazık yemeyelim. Sizden 20 lira. Vallahi ben açıkçası gidip yemem yani. Ben de yani. Yani ben gidip de 360 lira ya da 300 lira bir döner yemem. Peki bir mekana girdiğinizde menüye bakar mısınız, yoksa menüye bakmadan direkt sipariş veriyorsunuz? Bakmadığım mekanlar var ama Bodrum'daysam bakarım. Yani mesela bazı yerlerde bakıyorum, bazı yerlerde bakmıyorum. Şimdi mesela... Siz de karşılaşmamışsınız herhalde. Bodrum artık yani. Şimdi Bodrum, İzmir. Şimdi mesela buraya geldik. Gerçi burada ben ödemedim arkadaşıma dedi de. Ama bakmadım yani. Baksam da burada vermezler o fiyata yani. Ama diğer yerlere göre tabii bir tık daha üstte yani. Onu da söyleyeyim. Bak biz oturup 20 lirada da yeriz. Ama oturup 360 liralı yemeyiz. Oturup 60 liralı belki tekrar beraber yeriz. Bu kişinin keyfine kalmış bir durum. Bu arada ayakkabınız da çok güzel, ayakkabı demişken. Hemen söyledim ya, ayakkabıya geldi. Teşekkür ederim. Süreçte geçinemiyorum diyen sanatçılar olmuştu bu konuda. Siz geçinebildiniz mi? Aynı fikirde misiniz? Neler söylemek istersiniz? Yani geçinemiyoruz. Evet, geçinemiyoruz, doğru. Ama ben geçinmeye çalışıyorum. Bir işler yapmaya çalışıyorum, toparlamaya çalışıyorum. Açılırsa da bu eksikleri kapatacağım. Ama biraz daha devam ederse biz de zorda kalacağız. Çok çok zorda kalacağız. Allah'a şükür eşimiz, dostumuz, ailemiz de var. Onlar da gerekirse yardım ederler bize. Yardım ediyorlar da. Ama oturup ne yapayım? Oturup ağlayacak halim yok yani şimdi. Gün gelecek geçineceğiz, gün gelecek geçinemeyeceğiz.
biz de pozisyonlarımızı, durumlarımızı yarın geçinemeyecekmiş gibi aslında ayarlamamız gerekecek. Şimdi düne kadar bir ayakkabıya bu kadar para veren ben de, tişörtüme de dahil olmak üzere, mesela bu süreçten sonra bu kadar paralara, şu kadar kıyafetler almayı planlamıyorum. Geçen, ismini söylemeyeyim, bir markadan bir ayakkabı aldım mesela 200 lira, 300 lira. Vallahi mis gibiydi. Giydim, o kadar da mutlu oldum ki. Yani o ayakkabıdan 10 tane alıyorsun, bundan 5 tane. Yeter, aldık zaten, yeter. Hayırlı olsun. Yani aynen, yeter, dolayısıyla var. Şimdiden sonra kendi paranızı, kendi finansınızı en düşük seviyede kendinize dahil entegre edip kalanını da ben şunu istiyorum, istihdam sağlamak. Yani işçiye, insanlara iş vermek, paylaşmak. Kesinlikle. Hava zaten çok sıcak, gibi sorularla terletmeyelim daha fazla abi. Vallahi zaten bayağı bir iyi sorular sordunuz. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Terledik. Çok teşekkür ederim. Aynen. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Ayakkabıları almayın ha. Eskiden aldım, pandemi süreci değil yani. Ha, yanlış anlama. Yani bu şeyleri çekince adam böyle girdi çıktı demeyin, önceden almışım. En son pahalı ayakkabımız. İndirim döneminde. Bunlar o zaman indirim döneminden aldı. Aynen, doğru.